Bolspor'un başında ilk antrenmanına çıkan teknik direktör Fuat Çapa antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir kadro yapılanması. O açıdan bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz de mümkün olduğu kadar bunu en güzel bir şekilde değerlendirip sezona iyi girmek istiyoruz. Çapa kamp dönemi altyapıdan A takıma yükselen oyuncular ve takıma yeni katılacak oyuncular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5-6 tane yeni oyuncu aldık. İşte geçtiğimiz sezondan devam eden 3-4 tane arkadaşımız var ilk 11'de oynayan. Ve altyapıyla ilgili veyahut da kiralık gelen oyuncularla ilgili benim şu anda çok fazla bir şey söylemem doğru değil. Çünkü oyuncuları biz de yeni yeni tanımaya çalışıyoruz. Bu tamamen kulübün kendi tasarrufu. Hangi oyuncuların bizle idmana çıkmasını onlar belirledi. Biz de bu süreçte bunlara bakacağız. İnşallah iyi bir şekilde değerlendirme yapacağız. Sezon içinde kadro sayısını en fazla 24 kişiyle sınırlayacaklarını söyleyen Çapa, bireysel anlamda futbolcuların performansını geliştirebilmek için görüş birliğine vardıklarını ve o doğrultuda planlama yapacaklarını belirtti. Sezon içerisindeki kadro sayımız yani toplam 20 artı 3 veya 20 artı 4 olabilir. Yani 20 tane futbolcu, 4 tane veya 3 tane kaleci. Çok fazla da geniş bir kadroyla yeni bir kadro olduğumuz için düşünmüyoruz. Yani açıkçası 28-29 kişilik bir kadroyla çalışmayı düşünmüyoruz. Daha çok az ama daha kalite, daha çok bireysel anlamda futbolcuların performansını geliştirebilmek için görüş birliğine vardık ve o doğrultuda planlama yapacağız. Takıma katkı sağlayacak oyuncuları seçmeye çalıştıklarını ifade eden Çapa, 2 haftalık bir süreçten sonra tam olarak kadronun şekilleneceğini söyledi. Buraya hava getirebilecek oyuncuları mümkün olduğu kadar seçmeye çalışıyoruz. Şu anda elimizde belirli bir portföy oluştu. Buradaki arkadaşları gördükten sonra yaklaşık 2 hafta bir süreçten sonra tam olaraktan kadro şekillenecek. Ağustos ayının başında 1 hafta veya 10 günlük bir kamp yapmayı planladıklarını dile getiren Çapa, kalacak ve gidecek futbolculara yönetim tarafından kendilerine verdikleri rapor doğrultusunda belirlediklerini ifade etti. Kalacak ve gidecek olan futbolcuları tamamen yönetimin bize vermiş olduğu rapor doğrultusunda belirlendi. Belirli kriterler vardı. İşte yaş kriteri vardı. Bunun içerisinde işte 2 yıl sonra Süper Lig'e çıkıldığı zaman Süper Lig'de oynayabilme kriteri vardı. Ve buna benzer birkaç tane kriter vardı. İlk etapta oyuncu kadrosu bu kriterler gereğince belirlendi. Ve biz de mümkün olduğu kadar o kriterleri dikkate almaya çalışıyoruz.